Sık hastalanan bir kişiden hemen aklımıza bağışıklık sistemi zayıf mıdır diye gelir ve çoğunun altında da böyle bir faktör yatar. Bağışıklık sistemini zayıflatan faktörlerin dışında hem onlardan uzak kalmak hem de bağışıklık sistemini güçlendirmek üzere yapılabilecek yine şifalı bitkiler sahasında dünyada literatüre girmiş birçok çalışma var. Bu çalışmaları işte sırası geldikçe, yeri geldikçe izleyicilerimizle yine paylaşabiliriz. Bir şey daha var. Biraz önce kanserde onu eksik bırakmış olabilirim. Buyurun. Birçok kanser hastası biliyorsunuz kemoterapi alıyorlar. Kemoterapinin oluşturduğu birçok yan etkiler gerçekleşebiliyor. Radyoterapi alıyorlar. Radyoterapiden sonra bir takım yan etkiler gerçekleşebiliyor. Mesela bu yan etkilerin azaltılmasına yönelik yine şifalı bitkilerden son derece yararlanabiliyor. Bu konuda özellikle onkolog arkadaşlarımız, bu konuda özellikle şifalı bitkiler konusunda çalışma yapan onkolog arkadaşlarımız var. Bilgileri var. Bilgiler olduğu için de bu yan etkileri azaltmak üzere çok ciddi önerileri var. Bunlar da hayata geçirilirse evet, problemler azaltır. Burada hem bağışıklık sisteminin zayıflaması ki bunun kansere kadar varan veya sık hastalanmaya yol açan etkileri ve başka türlü en etkileri vardır kolayı bağışıklık muhakkak. Sistemini güçlendirmemiz, evet. Bu tip rahatsızlıklara, burada, sık hastalıklara son kapıyı kapatmamız. Yıllarda medyaya da yansıdığı için size özellikle sormak istiyoruz. Reishi mantarı diye bir uzak doğu bitkisi var. Ve bunun da özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme anlamında ciddi bir etkisi olduğu ifade ediliyor. Bununla ilgili bize çok önemli, bilgi verir misiniz? Çok önemli bir başlık bu başlık. Uzak Doğu'nun çok iyi bildiği, sadece Uzak Doğu'nun değil, Batı dünyasında artık araştırdığı, bildiği bir şifalı bitki bu. Sadece kanserde değil, birçok rahatsızlıklarda reishi mantarının etkilerinden yararlanılmış, literatüre geçen etkileri var. Mesela bronşit gibi, hepatit gibi, bağışıklık sisteminin düştüğü rahatsızlıklarda reishi mantarının özelliklerinden yararlanılmış. Hatta AIDS hastalarında yararlanılmış. Yani çok yönlü. Tabii AIDS hastalarında yararlanılmış. Diyabette yararlanılmış, romatizmada yararlanılmış, kısırlıkta yararlanılmış, lipid düşürmeden yararlanılmış. Eğer hastalık bizi bağışıklık sisteminin düşmesinden dolayı buluyorsa biz o sistemi yükselttiğimiz zaman problemi ortadan kaldırıyoruz. Tükenmişlik sendromundan bahsettik. Onları ortadan kaldırabiliriz. Mesela ben kış aylarında bu tip riski taşıyan insan, özellikle kış aylarında ama mütemadiyen de bu şifalı bitkiden yararlandıklarında uzun zaman hasta olmamış, hastalık yüzü görmemiş insanlar çok yakından tanıyorum, biliyorum. Önceden hasta olmuşken, şimdi artık hastalığı uzaklaştırmış kendisine uzak tutan insanlar biliyorum. İmmünomodülatör dediğimiz immün sistemi düzenleyen etkisi var. Evet, reishi mantarının. Reishi mantarının. Yani kale gibi. Yani vücut kale gibi içeriye düşman giremiyor. Mikrop giremiyor, virüsler giremiyor, bakteriler. Girse de etkili olamıyor. Evet. Etkili olamadığı için hasta olmuyor. Yani çok konuşacak yani, şeyler var. Evet. Yani başlı başına bir bitki ama pek çok, çok geniş bir yelpazede. Hücre yenileceği özelliği var. Faydalı etkileri yaşlanmayı var. Yaşlanmayı geciktiriyor diye bilinir mesela. Doğrudur. Reishi mantarı. Evet. Evet, çok güzel bir bitki.